Yeni bir Rocket League Sideswipe videosundan hepinize merhaba. Bugün Rocket League Sideswipe'da ne öğreneceğiz? Temel şutları öğreneceğiz. Tamı tamına 3 tane temel şut öğreteceğim sizlere. Bunların bir tanesi kırmızı şut, bir tanesi mor şut, bir tanesi altın şut. Niye böyle renklere göre isimleri var? Çünkü şutları attığınızda böyle renkler çıkıyor arkadaşlar. Niye diye sormayın yani. Böyle bir olay var. Hiç vakit kaybetmeden direkt öğretmeye başlayayım. Kolaydan zora doğru gideceğiz. Şimdi ilk şutumuz kırmızı şut. Kırmızı şut nedir? Hemen şöyle gösterelim. Bakın, böyle kırmızıya yakın bir renk çıktı. Kırmızı demeyeyim ama kırmızıya yakın bir renk çıktı. Bunu ne zaman kullanacaksınız? Diyelim şöyle gittiniz, tamam mı? Şu an tabii flipimiz yok. Yani takla hakkımız yok. Böyle hızlı bir vuruş yapmak istediğinizde, adam da kaledeyse, eğer böyle mekanikleri çok iyi değilse ve siz hızlı bir atış yapmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Gayet de iş yapacaktır. Peki bunu nasıl yapacağız? Şöyle bir daha yapmayı deneyeyim de. Çünkü arada olmuyor. Biraz pratik yapmanız lazım. Yine olmadı. Bir daha deniyoruz. Sorun değil. Aldık topu ve arabanın burnuyla yapılan sert vuruşları. Ya yani bu kırmızı şut kolay gibi gözüküyor ama aslında değil. Püf noktası ise topu kaldırıyorsun. Gerçi böyle düz vurabilir miyiz? Vurabiliyormuşuz. Arabanın tam, bakın şu anda oldu. Ve çok güzel bir gol oldu mu? Olmadı. Arabanın tam uç kısmıyla yaptığınız vuruşlar arkadaşlar. Bir daha gösteriyorum. Bakın gördünüz mü? Arabanın burun kısmı. Püf noktası bu işin. Şu an olmadı. Bunu yaparken de dikkat ettiyseniz takla atacaksınız. İleriye doğru. Hangi yöne vuruyorsunuz daha doğrusu? Mesela geldik böyle işte. Şöyle vuruş yapmaya çalışalım. Philip Lesset tarzı bir gol attık ama güçlü vuruş yapamadık. Yani kırmızı şut yapamadık. Niye? Çünkü arabanın burnu değmedi. Bir daha deniyorum. Ve aralarında en kolay şut. Bakın şu an yaptım. Tam dediğim gibi tekrar tekrar söylüyorum. Kırmızı şutun püf noktası arabanın tam burnu topa gelecek. Bir daha deneyelim mesela son bir kez. Şu an olmadı ama. Şöyle bir gelsin. Bakın tam burnu geldi. Oradan da double tap'i yaptık. Şimdi şu bir gol gelsin. İkinci şutumuza geçelim. Şimdi ikinci şutumuz mor şut. Mor şut ne durumlarda işe yarıyor? Diyelim ki böyle işte ters durumlar oldu. Yani ters durumlardan kasıt şu. Ters top geldi size doğru. Ve o topları iyi değerlendirmenize yarayabilir. Açıkçası ben çok kullanmadım. Biraz rankım iyi olmadığı için şu anda altın rankındayım. Altın 3 rankındayım. Daha da yükselmeye çalışıyorum. Hemen şöyle gösterelim. Mor vuruşu. Olmadı. Bir daha gösteriyorum. Şu. Bakın arkadaşlar. Mor bir çizgi çıktı. Şimdi diyeceksiniz ki bu bizim ne işimize yarayacak? Bu şu oluyor arkadaşlar. Topa diyelim bulsunuz kalmadı. Ya yani topa gittiniz bulsunuz kalmadı. Ve topu da iyi bir şekilde değerlendirmek istiyorsunuz. Böyle kaldırıp, şu an yapamadım ama çok değişik vuruş yaptım. Arabanın burnunu kaldıracaksınız. Bir daha şu top bir sıfırlansın da tam anlatamadım. Şöyle geldik, tamam mı? Top burada. Şimdi mor vuruşu gösteriyorum. Geldik topun dibine. Ben şu an yavaş yavaş anlatıyorum tabii ama bunu pratiğe dökecektiniz. Arabayı böyle kaldırdık ve hiçbir şey yapmadan, joystick'i çevirmeden zıplamaya basıyoruz. Son kez gösteriyorum. Kaldırdık. Bakın görmüş olduğunuz gibi. Fark ettiyseniz top bir anda yerden havaya inme alıyor. O, yani onu değerlendirebilirsiniz. Bir de topsuz göstereyim. Kaldırdık. Bakın araba geriye doğru gidiyor. Araba geriye doğru ivmelendiği için de bakın güzel vuruş yaptık mesela. Ve böyle de gol atabiliyorsunuz. Şu an yoktan bir gol var ettik gibi bir şey yani. Araba geriye doğru ivmelendiği için de topu havaya kaldırıyor. Şimdi bunu bir de havadan deneyelim. Havadanı daha zor açıkçası ama deneyeceğiz. Mesela şu an olmayacak gibi. Oo, çok garip bir şey yaptık lan. Yalnız yanlışlıkla abo. Çok güzel gol attık, üstüne golü çıkardık. Şimdi top havalandı. Biz geldik. Bir dakika. Bu senaryo olmadı. Bu da olmadı. Bir topu adam akıllı havalandırıp göstereceğim size şu mor vuruşu. Şimdi topu yuvarladık. Bakın gördüğünüz gibi mor vuruşu yaptım. Şimdi bize ne kazandırdı bu? Arabanın burnuyla vursaydım, yani kırmızı vuruşu yapsaydım girme ihtimali vardı ama direği çarpabilirdi. Biz ne yaptık? Arabanın tam o alt kısmıyla vurduk ve topun içeri girmesini sağladık. Bunu tabii iyi ayarlamanız gerekiyor. Ben de şu an çok iyi olmadığım için ama mantığını kavradığım için sizlere gösterebiliyorum. Mesela şöyle bir daha gelsin. Hop, arabayı ters çevirdik. O yine olmadı. Şuradan bir havaya kaldırıp şöyle deneyeceğim. Olmadı ama çok yaklaştık. Niye olmadı? Çünkü arabanın altını ortalayamadık. Tam böyle
Arka kısmı geldi. Son bir kez daha deniyorum. Şu aynı senaryoyu tekrarlayacağım. Bakın gördüğünüz gibi mor vuruşu yaptık. Bunu bu arada geliştirebilirsiniz. Nasıl geliştirebilirsiniz? Yani o artık sizin yaratıcınıza kalmış. Ya ne bileyim şuradan kaldırırsınız mesela. Şöyle geldik. Of ama güzel oldu bu vuruş. Fakat gol girmedi. O biraz sıkıntı yarattı. Bunun gibi kendi hayal gücünüze bağlı olarak da mor vuruşu gösterebilirsiniz. Şimdi iki vuruşu bir tekrarlayalım. Neydi ilk vuruşumuz? Arabanın burnuyla yaptığımız kırmızı vuruş. Şu an yapamadık tabii. Bunlar dediğim gibi arkadaşlar her zaman olmuyor. Biraz pratik dökmek lazım. Şu an oldu ama direğe vurduk her zamanki gibi. Şöyle bak mesela mor vuruş yaptık yanlışlıkla kırmızı vuruş yapacakken. Ama ikisini beraber göstermiş oldum. Ve son vuruşumuz kolaydan zora doğru gidiyoruz bildiğiniz gibi. O da altın vuruş. Altın vuruşu da hemen şöyle göstereyim. Şimdi geldik işlerindeki en zor olan altın vuruşa. Bunu yani nasıl anlatacağım bilmiyorum ama şöyle bir tarif edeyim arkadaşlar. Topu orta sahada varsın. Top şu an gidiyor ama zaten topla da göstereceğim sonradan. Böyle geldiğiniz arabanın arkasıyla yaptığınız vuruşlara deniyor. Yani arabanızın arka kısmıyla yaptığınız vuruşlara biz gold shot diyoruz. Ama bunu tabii ki de hızlı yapmanız lazım. Seri ve güçlü bir vuruş halinde yapmanız lazım. Yoksa bir anlamı olmaz. Şimdi bir gol atalım, bunu göstermeye çalışalım. Şöyle bir gidelim. Şöyle mesela golümüzü atalım. Ve bir göstermeyi deneyim sizlere. Şimdi ne dedik? Arabanızın arka kısmıyla yani kıç kısmıyla vurmaya çalışacağız topa. Ve bunu yaparken de takla atacağız. Mesela şu an yapamadık. O yüzden deneye yapacağız. Şöyle mesela kaldırdık. Tamam mı? Şuradan geldik. Olmadı. Bakın bir tane yaptık mesela. Arabanın arkasıyla altın bir renk çıktı. Ama dediğim gibi çok zor denk geliyor. Onu iyi ayarlamak lazım. Mesela ne bileyim böyle rövaşata golü atıyorum. Orada da altın vuruş diye saymıyor. Yanlış anlamayın. Sadece arabanızın kıç kısmıyla yaptığınız vuruşlara deniyor altın vuruş. Bir daha deniyorum. Bakın yine yaptım ama gerçekten ya topun çok yakınına girmeniz lazım. Bu bir. İkincisi de çok sert vurmanız lazım. Ve bunu arabanızın arka kısmını yapacaksınız unutmayın. Yani hiç kolay değil. Bir daha denedim. Bakın iyice elim ısındı artık. Birkaç denemeden sonra yapmaya başladım. Bunu havada da yapabilirsiniz. Sizin yaratıcınıza kalmış artık. Bir tane daha deniyorum. Olmadı. Yani son anda bir de basacak falan yapmanız lazım. Bu zor. Ama 3 vuruşu da gösterdim. Kırmızı vuruş, mor vuruş, altın vuruş. Şimdi gelin bir tane basket maçı atalım. Mor vuruş hedefimiz var. Altın sanmıyorum. Çünkü dediğim gibi gerçekten zor altın arkadaşlar. Biraz çalışmak gerekiyor altın için. Hop şöyle bir güzel bir mücadele gösterdik. Böyle vuralım. Yine bir kırmızı attık. Kırmızı gerçekten kolay arkadaşlar. Alıştığınız zaman aşırı kolay. Ben burada adamın topunu çevirdim. Muhtemelen benim hatam. Şöyle bir gidelim. Yanlışlıkla kendi kaleme attım ama telafi edeceğim. Oy çok güzel götürdük lan. Helal oğlum. Bir kırmızı ay kaleye gidiyor. Kaleye gidiyor. Yersek benim hatamdan. Benim hatam. Yapacak bir şey yok. Orada çok iyi götürdüm de kendi kaleme gideceğini hesap edemedim. Yapmam gereken bir hamleydi ama sağlık olsun. Şimdiki. Bakalım ne yapacaklar. Gol mü geliyor? Gol geliyor. Tamam. Biraz yalnız şey başladı maç ya. Çok kısır başladı. Normalde 34 saniyede bayağı gol olur. Abi dedim ki koptan bari mor vuruş atayım. Onu da yapamadık. Şöyle bir uzaklaştırma çabasına girdim. Oo, ikimiz de ısık aldık. O da benim vuracağımı düşündü. Ben de onu vuracağımı düşündüm. Vuracak mı? Kırmızı yaptık. Aa bakın mor yaptım arkadaşlar. Moru da yaptım. Şimdi sırada altın var. O güzel sürdük de boost yetmiyor. Oğlum ne yapıyor lan bu adamlar? Evet. Bayağı bir kaos var şu an. Şöyle indirdim. Hata mı ettim? Evet. Bu biraz tehlikeli. Ay. Yanlışlıkla oradan kenar kaleme sürdüm ben. Of fena kurtardı lan adam. Şöyle bir gidelim. Vay güzel bu arada maç sardı. Ama bu maçı kazanmak yakışır ya. O adam vuracak Allah'ın emri. Güzel de denedi.
Hayır, ikimiz aynı anda gittik. Bu olmadı. Şimdi bir atak deneyeceklerdir. Kontra çıkar mıyız? Güzel bir Searing Pinch. Şöyle bir kırmızı vuruş. Bir tane daha blok olmadı. Çok güzel maç oluyor. Maçtan aşırı keyif aldım. Bunu söylemem lazım. Ama altın vuruş atamadım. Yani mor yaptık. Kırmızıyı zaten yaptık. Kırmızı kolaydı. Ama altın... Ya uzatmada belki denk gelirse yaparım ama sanmıyorum arkadaşlar. Açıkçası. Deneyeceğiz. Bakın bir de maçı kazanmak önemli tabii ki. Şimdi. Şuna bir gidelim. Güzel. Hadi. Ay, iyi tuttu. İyi tuttu. Beğendim. Güzel bir ceiling. Daha doğrusu flip reset. Gelir mi gelmedi. Abo, abo, abo. Dur, yanlış bir hamle yaptık. Şöyle sürdüm adamı bıraktım. Adam vurur o double tepe. Gol gibi. Ben gittim. Abi inanılmaz. Adam kendi kalesine attı. Neyse. Güzel abi. Size iki vuruşu maçta da gösterdim. Üçüncü vuruş dediğim gibi biraz zor. Yani artık o diamond seviyesi, elmas seviyesi vuruşu diyelim. Mor vuruş da artık altın seviyesinden sonraki seviyesini vuruş diyeyim. Ama kırmızı vuruşu kesinlikle yapmaya çalışın. Ya 3 temel vuruş demiştim ama aslında birincisi kesin temel. İkincisi böyle yarı temel. Üçüncüsü de biraz ileriye kaçıyor. Onu söyleyeyim. Bir tane şöyle bir altın vuruş deneyeceğim ama gelmez gibi. O zaman şimdilik benden bu kadar olsun. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin ve kanalda hala abone değilseniz 200 saniyesi ayırıp kanala abone olup videoyu da beğenmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar dediğim gibi. Ve yorum da yapmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı okumaya çalışıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.